Selamlar arkadaşlar. Yepyeni tepki vlog videosuyla da sizlerle birlikteyiz. Daha çok bu inceleme olacak. Yine tepki ama vlogu yok. Bugün ayın 24'ü, sizin de saatte gerçi gözükmüyor şu anda. Aynen 24 Mayıs. Geçen cuma, yani 19'unda, 19 Mayıs'tı galiba. Cuma oldu. Aynen 19 Mayıs günü vizyona giren Fast and Furious'ın son, şu an için son çıkan filmi Fast X, yani Hızlı ve Öfkeli 10'a gittik. Ben her zaman, zaten beni takip edenler de bilenler de biliyor. Her zaman da söylüyorum. Sonuçta renkler, zevkler derler. Ben Hızlı ve Öfkeli serisinin bir hayranı değilim. Sadece işte izledim şimdiye kadarki Hızlı ve Öfkeli serilerinden konunun arabanın şeyinden dışarı çıkmadıkları, yarış mevzularından çıkmadıkları ilk üç filmi daha çok beğeniyorum. Özellikle favorim genel olarak üçüncü film Tokyo Drift'ti. Ama işte 7. filmde Jason Statham'ın işte girmesi falan filan, onların hatırını izlemiştim ve son çıkan film Fast 9'u, The Fast Saga olarak çevirdikleri, John Cena'nın katıldığı seriydi. Sırf John Cena'nın hatırını izlediğimi de söylemiştim tepkide de. Ama filmde çok az rol verdiklerini ve tabii doğal olarak filmin kötüsü olduğunu, her ne kadar Dom'un kardeşi olsa da, ve artık seriyi bayağı bu kadar uzattıkları, dünya çapında da birçok hayranı olan seriyi hafiften sona doğru finalize etmeye yaklaştıklarını açıklamışlardı. Yeni oyuncu kasları, yeni hikayeler falan filan. Tabii ki bütün filmlerin olduğu gibi bu film de diğer öncekilerle bağlantılı ve 5. filmde birçok Hızlı ve Öfkeli hayranına göre en sevilen filmlerden biri olan 5. film Rio de Janeiro'daki mevzudan, işte bildiğiniz gibi Rio'daki o su veya denizin üzerindeki gibi olan taş köprüde bir şeye, Reyes miydi, Fernando mıydı, neyse işte o mafya babası gibi olan adamdan iki tane Mustang'e bağladıkları çelik halatlarla devasa kasayı çalmışlardı ve kasayı Dom son sahnede fırlattırarak, baya böyle gerdirerek yay gibi arabayı denize uçurtmuştu ve fragmanın zaten onu paylaştılar. Jason Momoa'nın baş kötü olarak söyleneceği filmde Fernando Reyes miydi, neyse işte 5. filmdeki o adamın oğlu olduğunu ve Dante rolünde karşımıza çıkacağını söylediler. İşte ailene, sevdiklerine ve herkese, işte sana yakın olan herkese, yardım etmiş olan herkese acı çektireceğim. Senin mirasın, senin legasin bu olacak Dom, demişti Dante. Ve film zaten direkt başlangıç olarak, ki baştan da söyleyeyim ki her zaman, çoğu zaman da belirtiyorum, belirtmeme de artık gerek kalmadı. Ben videolarım, tek videolarımı genellikle spoiler olarak paylaşıyorum ki zaten dünya genelinde 2 hafta falan oldu geleli bazı yerlerde konumdan ötürü. Bizim ülkemizde de birinci haftası geçti, ikinci haftasına yaklaşıyor. Biz birazcık gecikmeli gittik. Neyse, film direkt 5. filmin o polis merkezinin altındaki kasanın çalınmasından ve aynen dediğim gibi o gerdirerek arabayla Reyes'in arabasına Dom'un kasayla, o çaldıkları kasayı yolda değiştirdikleri için boş da olsa gene de o ağır kasayla vurmalarıyla bitiyor ve Jason Momoa'nın, Dante karakterinin denize düşüp gözlerini açmasıyla başlıyor direkt Fast 10 olarak. Film 2 saat 21 dakika. Gayet uzun, yeterli bir film. Genel olarak aksiyon filmlerinin uzun olmasını ben tercih ederim. Ama şunu baştan söylemem gerekirse, yiğidi öldür hakkını yeme derler ya, aynen öyle. Ben ilk defa bir Fast and Furious filmini, Tokyo Drift hariç, sevdim, beğendim. Dediğim gibi 9'u da, bir önceki filmi de John Cena'nın hatırına, Jacob daha doğrusu artık karakteriyle, onun hatırına gidip izlemiştim. Ama dediğim gibi filmde çok az gösterdiler. Filmin kötüsüydü. Gözüktüğüyle gittiği bir oldu. Bu filmde de gerçekten zaten kast da bayağı Avengers bari olduğu için ve zaten serinin artık genel olarak hem bir nevi yapımcıları arasında hem de birçok demesem de yarı yarıya hakları Vin Diesel'in elinde olduğu için 9. filmle itibaren Hızlı ve Öfkeli evrenini yaptığımız, bu yarattığımız bu konsepti Hızlı ve Öfkeli Saga'ya, yani aynı Marvel'ın Infinity Saga yaptığı gibi, şimdiki bu yeni 3 yeni aşamanın da The Multiverse Saga olduğu gibi, işte Infinity Saga, Sonsuzluk Destanı, şimdi Çoklu Evren Destanı gibi Hızlı ve Öfkeli'nin de sagasını yaptılar. Öyle isim vermişlerdi. Neyse, burada gayet güzel yapmışlar. Birçok, yine dediğim gibi konunun başında, oyuncu kadrosu çok tanınmış Hollywood yıldızlarıyla dolu olduğu için, All-Star karması gibi, bazılarının gerçekten sürelerinden çok az şimdilik şey olduğunu gösterildiğini gördük ki, şunu da söylemem lazım. Bu büyük ihtimalle seriyi artık yine bir daha da uzatmazlarsa bu sonun başlangıcı olacağı söylendi ve
İlk defa dünya sinema tarihinde herhalde partlı olarak, seri olarak demedim, seri birçok filmler de var. Partlı olarak çekilen filmlerde Part 1 ve Part 2 vardı şimdiye kadar. Hep iki parçaya ayrılan seriler. Bu üçleme olacak filmin ilk partiymiş yani. Üçün birini izlemiş olduk biz. 11, gelecek 11. ve 12. filmler artık şu anki izlenilen Fast 10'un konusunun kalan bölümlerini işleyecekler ve yayınlayacaklar. Nasıl işleyeceklerse 3 part olarak yapılacak. Biz ilk kısmını izlemiş olduk. Ve dediğim gibi bazı karakterler ana karakterler de olsa yani seride daha uzun süre daha önceden beri görünen karakterler de olsa ki örnek vermek gerekirse Mia, Jordana Brewster, Vin Diesel'in Dominic Toretto'nun kardeşi rolündeki Mia'yı oynayan Jordana Brewster sadece ve sadece filmde eğer yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 5,5 dakikalık bir ekran süresi var. Yeğeni Küçük bir dedikleri Brian'ın adını verdi. Leo Abello Barry'miş işte. Küçük Brian'ın yanında halası olarak bir böyle bilgisayardan bir oyun oynuyorlar PlayStation'dan. Ondan sonra evlerini işte gene her zaman olduğu gibi aksiyonla bunların önceden yardım ettiği ama Bay kimsenin ortadan kaybolduktan sonra yeni birini teşkilatın başına getirdiklerinden sonra yine bunların peşine düşüyorlar. Onu kaçmasına, onun çocuğun kaçmasına yardım ederken gördük. O kadar. Mia'nın başka bir rolü yok zaten. Filmde gözükmedi bir daha. Ki diğer şeylerden yine dediğim gibi beni birazcık hayal kırıklığına uğratan ama yine söylediğim gibi Hızlı Öfkeli serilerinden nadir sevdiğim bir film olmuş. Konusu, işlenişi bir şey açısından. Bir iki tane absürt derecede çok absürt aksiyon sahnesi dışında görsel efektleri de gayet başarılı iyiydi. Jacob karakteri John Cena öldü filmde. Yine oralara geleceğim dediğim gibi spoilerlı söylediğim için. Jacob filmin bir noktasında Dante küçük Brian'ı, Little Brian'ı Dominic'in ve amcası Jakub'un yanından aldı. Onları Dominic'in oğluna yetişmesi için amca görevini yaparak işte bana doğru yolu gösterdin kardeşim falan filan dedi. Bana bir şans tanıdın. O çünkü paralı asker durumuna düşmüşmüş. Jacob bunların yanından ayrıldıktan sonra zaten geçmiş olan konularını hikayelerinde 9. filmde bir önceki filmde anlatmışlardı. Orayı da zaten izlediyseniz gayet eksiklikleri olmadan hikayeyi tamamlayabilirsiniz. Neyse dediğim gibi oğluna yetişebilmesi için Dom adına Dante'nin tuttuğu paralı askerlerin olduğu arabalar grubuna böyle bir sürüsüne kendi yaptığı özel bir prototip Mustang'in dışına iskeletimsi kemik yapısı olarak baya iki tane top ağzı yerleştirmiş ve baya bildiğiniz yani şu kalınlıkta, kocaman kalınlıkta top mermisi atıyor. Kendini takla attırarak bir de ağız namlularını böyle hareket edecek şekilde ayarlamış. 360 olarak tamamen değilse bile en azından 180 veya 150 derecelik açıyla öne, tepeye ve arkaya bakacak şekilde ayarlamış. Kendi altına rampa olarak kullandı ve fırlattırdı oradaki o artık kurdukları duvarı, arabalardan oluşan duvarı açtırabildi öylelikle ama arabası da patladı. Yani Jakup öldü büyük ihtimalle Jacob. Ve bir diğer benim favori adamım Jason Statham. Onun da filmdeki sahnesi ki fragmanlarda da paylaştılar. Çok az ve kısaydı rolü. 10 dakika falan gözüktü. Han'ı kapıda gördü işte sen ölmedin falan filan diye. Yine teşkilatın ve Dante'nin peşlerine taktığı özel askerler artık milisler, militanlar ne haltsa onlara karşı böyle bir kapıştılar, aksiyon sahnesi oldu. Ondan sonra Dante'nin Remzi miydi? Bunların yanındaki o süper zeka kız. Aynen Natalie Emanuel'in canlandırdığı. Remzi'nin karakterinin birkaç film önce, 6. film miydi, 7. film miydi neyse Tanrı'nın gözü olarak geliştirdiği şeyi Dante'ye geçirmişti ve işte araştırmasını da yapmış o köprü olayından sonra, Rio de Janeiro'daki olaydan. Dom'un ve etrafındaki herkesin işte en ince ayrıntısıyla seceresini tutturmuş, araştırmış. İşte nerede yaşıyorlar, bağlantıları kimler, neler yapıyorlar, ne bileyim rutinleri neler, günlük rutinleri, nereye gidiyorlar falan filan her şeylerini araştırmış. O yüzden listenin içinde Ramsey bizim Shaw'a annesinin de olduğunu, Queen'inin de olduğunu gösterdi ve bizimki bayağı bir orduya yetecek bir silah falan, silah, bomba, atar her şey yükledi arabasına. Mezar kazmaya gidiyorum dedi fragmandaki şeyle. Ondan sonra çıktı. Onun da bir 10 dakikalık süresi vardı. Hanman, bizim Brie Larson'ı gördük test rolüyle falan filan. Little Nobody Scott Eastwood'sa gerçekten ama gerçekten sadece filmde ekran süresi olarak 2 dakika göründü. Sahne olarak da 2 sahnede göründü. Ondan sonra o da çıktı gitti. Aa, ona şimdilik bir ölüm kalma durumu olmadı ama şey oldu. Yine dediğim gibi 3 filmin
üçleme olarak yaptıkları finalin ilk bölümüydü bu. Zaten çok böyle soru işaretlerinin bol olduğu bir yerde bitti. Dom oğlunu kurtarabilmişti ama en son Dante o meşhur iki tane tırın kafa kafaya çarpıştığı işte barajın patladığı kısımda filmi bitirdiler. Ve Amos, Alan Ritchson daha doğrusu, o da ters köşeye yatırdı. Film boyunca işte teşkilatın başındaki iyi biri gibi bir arada hep Dom'a yardım etti ama filmin sonunda içinde Roman'ın, Tej'in ve Ramsey'nin de bulundu. Büyük ihtimalle Han da mı onların yanındaydı tam bilemedim ama Shaw'dan ayrıldıktan sonra geldikleri kocaman bir kargo uçağı vardı. Onu düşürdü. Isı güdümlü bir füzeyle. Dağa çarptı direkt büyük o kargo uçakları. Yani normalde öyle bir çarpmada yani uçaktan birinin kurtulması, biri veya birilerinin kurtulması ancak mucizeye kalır yani. Bilmiyorum. Dediğim gibi John Cena'nın karakteri Yakup da sırf Dom oğluna yetişebilsin diye kendini feda etti. Arabayı patlattı yani. Kendini koçbaşı olarak kullandı duvarı delmek için. Jason Momoa'nın da Dante karakterine bir parantez açmak gerekirse gerçekten Jason Momoa'nın şimdiye kadar oyunculuğunu kötü bulduğum yok ama iyi bulduğum da yok. Ortadaydı. Çok da hayranı değildim ama buradaki bu deli dolu birazcık kafayı kırmış bir kötü karakter. Takıntılı ve intikam peşinde olan bir kötü karakteri çok iyi canlandırmış. Hali hareket, jest mimikleri, yüz ifadeleri falan çok iyiydi. Ses tonlamaları. Yine her zaman diyorum alt yazı izleme şansınız varsa orijinal dilinde izleyin. Sonra zaten belli bir zamandan sonra illa dublaj veya artık şeyine göre izlersiniz. O yüzden çok iyiydi. Bayağı beğendim Jason Momoa'nın Dante'sini. Eksik yanlar dedim. Sevdiğim ana karakterler bayağı az gözüktü. Biri zaten öldü. Shaw büyük ihtimalle annesini kurtarmak için gitmiştir. Bir daha da gözükmedi filmde. Bir tane bildiğim kadarıyla after credit sahnesi var. Biz çünkü ilk after credit'in olduğunu ben zaten haberini almıştım. İkinci en son yazıların tamamen aktığı sahneye kadar kalmadık. Büyük ihtimalle yoktur. Ki yine fark ettiyseniz birazcık karman çorman anlatır gibi oldum. Ne kadar spoilerlı olsa da. Hem 3 filmin ilk yani 3 bölümden oluşan bir finalin ilk bölümü olduğu için hem de birazcık da izleme zevkiniz kaçmasın diye olan bitenlerinde zaten uzunluğundan şey olduğu için çok fazla derinlemesi şeye girmeyeceğim. Full zaten aksiyonla gitti. Dante'nin mevzusunu anlattılar. İki zaten geçmişten kalma derdinin ne olduğu bilinen bir kötü. O yüzden çok da anlatmama gerek yok. Geçmiş zaten Hızlı ve Öfkeli hayranıysanız zaten konuya hakimsiniz. Tek bir after credit sahnesi var. O da beklenilen şey oldu. Bildiğiniz gibi 6. filmden sonra mı 7. filmden sonra mı ne? Vin Diesel'in işte Dominic Toretto'yu canlandıran Vin Diesel'in Hobbs karakterini canlandıran Dwayne Johnson'ın ve Deckard Shaw'du galiba. Neyse Shaw karakterini canlandıran Jason Statham'ın üçünün arasında. Ama özellikle Vin Diesel ile Dwayne Johnson arasında bayağı ağır bir tartışma, bir sıkıntı, kavga, gürültü çıkmıştı. İşte neydi onun adı? Gerçek hayatta falan ben seni döverim, möverim mevzularına döndü. Benim babam senin babanı döver hesabına. O yüzden Dwayne Johnson rolden ve projeden ayrılmak istediğini, ayrıldığını söylemişti. Ve sonra işte Universal kendi şirketinde sonuçta her ne kadar başrolü Dominic Toretto ile Vin Diesel olsa da sonuçta hakları şeyleri bizim kardeşim. Her ne kadar şu an sen sevilsen de 5-10 yıl sonra veya 20 yıl sonra tekrar zaten her zaman olduğu gibi remake veya tekrar yeni baştan çekileceği veya uyarlanacak şeyler olduğu için o yüzden Hobbs ve Shaw bir Hızlı ve Öfkeli hikayesi adı altında yeni bir seri başlattılar. Birçok işte animasyon falan da çıkardılar, diziler bir şeyler. Yani zaten aynı Matrix serisinin yeni uyarlanan filminde filmin içine bayağı Warner Bros'un Kevin Reeves'in Neo karakterine söyledikleri gibi siz olsanız da olmasanız da bu seri zaten tekrar yenilenecek, çekilecek denmişti. Bayağı yüzüne karşı. Yani olmak istiyorsunuz olun, olmak istemiyorsanız da biz yine de çekeceğiz. Şeyinde değiliz. Marka bize ait değil mi kardeşim falan diye. O tarzda bir politika yürüttüklerinden. Büyük ihtimalle artık Vin Diesel'i mi ikna ettiler ya da şey mi oldu? Çünkü Jason'ın bile her ne kadar Hobbs ve Shaw'un After Credit'inde aynı işte o kum torbasının içinde birini sıkıştırmış Jason Shaw karakteri. Yumrukluyordu. Kapıda Han'ı görünce orada bittiği gibi sonra ikinci After Credit'inde Ryan Reynolds'ın konuk olduğunda işte ne onun adı? Hobbs'un birinin göğsüne dörtgen tuğlayı soktuğunu, tuğlasının bir insanın göğsüne tuğlayı sokmanın ne kadar zor olduğundan bahsetmişti. Yani sivri bir köşesi yok. Küt bir şeyi nasıl sokacaksın diye. O hesap şovun olması bile az bile görünse de o acaba aralarındaki o kavga gürültünün küslüğün gittiğini mi şey olmuştu? Gene dediğim gibi Jason'la Vin Diesel'in arasındaki biraz daha az mertebeliydi ama Dwayne Johnson'la Vin Diesel'inki bayağı büyük, uzun süre konuşulmuştu, gerginlik yaşanmıştı sağda solda bir ne bileyim işte katıldıkları
kırmızı allar mallar boyna bir törenler bir şeyler oluyorlar ya. Neyse uzun lafın kısası o şimdilik bilinen tek After sahnesinde. Konumunu tam bilmiyoruz. Yazmadılar zaten genel olarak filmde. Hep gidilen ülkelerin konumları falan yazıyordu ama After Credits sahnesinde direkt böyle terk edilmiş şeyi kelimeyi bulamadım. Terk edilmiş eski bir tiyatro, bir sinema salonu ya da daha çok tiyatro opera salonu gibi bir yere 30-40 kişilik baya böyle tam teçhizatlı bir özel ekibin girdiğini gördük. Ben izlerken acaba dedim yine bu Dante'nin tuttuğu paralı milisler mi? Çünkü filmde Tanrı'nın gözü ve hem deli dolu manyak da olsa teknolojiyi falan her şeyi bulanabildiği için bizim ana ekibin bütün o işte 20 yıllık birikimlerini o işte sağdan soldan yürüttükleri aldıkları falan filan paraları çaldıkları bütün paraları herif aldı. Kendi şeyine geçirdi. Onunla beraber de bütünlerde böyle profesyonel suikastçılar, askerler, birlikler falan filan paralı askerler hepsini onlara harcadı. Acaba dedim onlarla beraber bizim şovda direkt apar topar annesini kurtarmak için gittiği için konum da birazcık yapıdan ötürü İngiltere'deki ev yapılarına benziyor. Acaba orayı mı gösterecek dedim. Yok. Dante'nin özel kurduğu bir teknolojik şey varmış. Baya terk edilmiş olsa da tiyatro. 6-7 tane ekran koymuşlar. Özel bir tane. Bir tane de masanın üstünde dokunmatik cep telefonu var. Oraya işte yüzü gözü tamamen kapalı ama yarma gibi olan biri var. Ama ben onun kim olduğunu direkt şeyde anladım. Telefon çaldığında elini direkt uzattığında her ne kadar eli işte o askerlerin giydiği korumalı eldivenlerden de olsa Dwayne Johnson'ın bildiğiniz gibi boyundan şuraya kadar inen bir dövmesi var ve kolları da bayağı damarlı olarak çok kaslı ve kalın olduğundan ben dedim ha dedim bunlar bir şekilde dediğim gibi ya Vin Diesel'i ikna ettiler ya da Universal zaten marka bizim markamız sizin küstüğünüz beni alakadar etmez bir final yapacaksınız madem hikaye adam gibi bir final olsun diye çünkü şimdiye kadar hayatta kalan bütün yardım etmiş kişilerin listesini tutmuş Dante hepsini öldüreceğim yani hepsini nin peşine düşeceğim diye. Öyle ya da böyle her ne kadar gerçek hayatta bunlar kavga da olsa da rol gereği yani Hobbs Dom'a yardım etmişti. Birbirlerine yardım etmişlerdi. Yani uzun lafın kısası Dwayne Johnson'ı gördük. İşte senin için de geliyorum falan filan dedi telefonda. Gel bakalım seni orospu çocuğu dedi. Öyle yüzünü maskesini çıkardı. Küfür etmesiyle bitirdi. Yani geri kalan artık diğer iki partlık final bölümünde herhalde Jurassic Park gibi her filmde birileri gidebilir. Ama bir de şu var. After Credit'e atlamadan önce filmin son kapanış sahnesinde dediğim gibi içinde Roman'ın, Tej'in, Ramsey'nin büyük ihtimalle hanım bulunduğu o kargo gemisi kargo uçağı dağa çarptı ve barajı patladı. Baraja bir sürü bomba koymuş. O normalde o tankerlerin çarpışması, tırların kafa kafaya girişmesi. Herifler sağlam baraj yapmış. Barajın sularını tutmaya devam etti yani. Yıkılmadı ama bir sürü bomba koymuş. Tam o anda ve o ekranda bitirdiler bölümü. Parça oldu zaten her halinden anlaşılıyordu. Şey var. Bir de Letty ile bizim Charlize Theron'un Shipper mıydı, Chipper mıydı, ne halt karakteri, Zyper mıydı, ne halt işte kötü olan. Onlar yine müttefik yaptılar. Klasik. Çoğu filmde olduğu gibi. Uzun süre onlarla uğraştıranla düşmanımın düşmanı dostumdur hesabı. Müttefik oldular. Letty ile bizim Cypher mıdır ne yaptı işte Charlize Theron'un karakterlerini Antarktika'da çok unknown işte öyle de geçiştirirler pozisyonu bilinmeyen konumu bilinmeyen çok korunaklı bir hapishaneye diye ve Antarktika buzlarında uzun uzun dipsiz zaten önü arkası yok sonsuz yani giderken kocaman bir savaş denizaltısının buzları kırarak yukarı çıktığını görürler ve kapıyı açan da şey Giselle galiba karakter Gal Gadot. Gal Gadot'ta mesela ölmemiş. Önceki filmde Han'ı zaten fragmana dahil etmişlerdi. Millet dedi Han nasıl ölmedi falan filan da ama ona işte daha doğrusu Han'ın ölmediği ile alakalı mantıklı bir hikaye üretmişlerdi. Çünkü tamam işte Jason intikam için Tokyo Drift'teki zaman çizelgesi de nasıl ayarladılar onu da bilmiyorum ama geldi çarptı ama arabası yandı. Sonra öldü mü ölmedi mi diye kontrol etmedi. Araba sonradan patladı ama belli ki o ara Han'ı çıkarmışlar. Tamam öyle eyvallah dedik ama Giselle'in ölümden geri dönmesi, ölmemesi, sapasağlam olması çok bir absürt. 6. film olması lazım. İşte uçuş pistinden büyük yine o kargo uçaklarından biri. Biliyorsunuz o normal bir uçak biliyorsa kaç yüz kilometre hıza çıkması gerekiyor pistten bir anda havalanması için. Öyle 50 kilometre, 100 kilometre öyle kalkmıyor zaten uçaklar. Ki bir de o devasa Rus uçakları gibi olan o Phantom dedikleri tonlarca ağırlık olan uçağın kalkması için hem çok uzun bir pist hem de çok büyük bir hıza ulaşması lazım. İşte o sahnede Han'ı kurtarmak için Giselle ellerini bırakıp silahını çekip kendisi boşluğa düşerken Han'ın arkasındaki herifi vurmuştu.
Yani normalde biz 50 kilometre hızla giden bir şeyden atlasak paramparça oluruz. O yüzlerce kilometre hızdaki bir devasa uçaktan düşüyor. Ölmemiş, onu da herhalde anlatırlar ikinci kısmında. Yani o vermem gereken ufak spoilerlar oydu. Genel olarak filmdeki yaşanan aksiyonları ve şeyleri anlatmadım. Bazıları zaten fragmanlarda var. Yani genel olarak bizim Jason John Cena öldü. Ama umarım onu da öldürmemişlerdir yani. Baksana, araba patlamasından öldü bilinen Han ölmüyor. Ha, ona düzgün bir şey buldular. Uçaktan düşen denilen Giselle öldü biliniyordu. O da ölmemiş. O öldü biliniyordu, o ölmüyor. Ölüleri geri getiriyorlar. Yani tövbe yarabbim. Paul Walker gerçek hayatta öldü. Ellerinden gelse herifi de geri getirtecekler yani. Tabii kardeşini oynatıyorlardı. Sonuçta Brian karakteri hala da konu içinde yaşıyor biliniyor ama. İşte onlar bir acayipti ama John Cena'nın ölmesi ve şovun filmde çok az süre alması dışında gerçekten beğendim yani filmi. Ve dediğim gibi yine sonradan yine planlarını değiştirmezlerse 12. filmle beraber Hızlı ve Öfkeli serisini tamamen noktalayacaklar. Ha, sonra yan projelerle işte Hobbs ve Shaw gibi ne bileyim animasyon veya bambaşka bir karakterlerin anlatımıyla yoluna devam edilir Universal. Sonuçta tamamen kendi malları. Tamamen hakları kendi elinde olan bir proje, bir marka artık. Sonuçta dünya çapında da birçok seveni var. Milyara yakın, milyarlarca insan var ve büyük ihtimalle bu filmde rahatça 1 milyar doları geçer hasılatta. Dediğim gibi çok manyağı var. Yani biz final tablosunun ilk parçasını izlemiş olduk. İkinci parçası ve üçüncü parçası artık ne zaman gelirse ama şimdiye kadar Hızlı ve Öfkeli genelde pandemi süreci o virüs mevzusundan ara vermek zorunda kalmakları dışında genel olarak baktım ben Hızlı ve Öfkeli bir yerden sonra özellikle Tokyo Drift'ten sonra dördüncü filmden itibaren 5'te de 6 diye her seferinde 2 veya 2,5 yılda bir çıkarmışlar her filmi. Yani çok büyük bir gecikme veya bir aksaklık olmazsa dediğim gibi pandemi sürecinin hep dördüncü ve beşinci filmden itibaren hep 2 yıla bir ya da 2,5 yıla bir çıkarmışlar. O yüzden ki Fast 9 yani Fast Saga dedikleri bundan bir önceki John Cena'nın ilk dahil olduğu filmde bundan 2 yıl önce pandemi döneminde girmişti. Zaten daha öncesinde çekilse de 2021 çıkışlı olması lazım Fast 9'unda. Şuradan bakalım hemen. Fast 9 diyelim. Aynen 2021'miş işte. Fast 10 dediğimde 2023. Büyük ihtimalle bir aksaklık veya bir şey olmazsa, bir ölüm kalım durumu olmazsa 2025'te de Fast 11 çıkar. Son finalinde ikinci part olur. Orada da bu kalan filmin tam bittiği yerden devam ederler. Baya dizi tadında tam olur, güzel olur. Onu da bir tam böyle parça bir yerde bırakırlar. Sonra artık çıkaracakları Fast 12 artık 12. filmle 3. part ve sonunu tamamlarlar. Büyük ihtimalle burada böyle bir şey denemeye istediler. Hem işte dediğim gibi sinema tarihinde hiç 3 partlık çekilen bir film serisi yoktu. Birçok seri var. 1, 2, 3, 4, 8'lere kadar giden Harry Potter'lar falan var ama bildiğiniz gibi Harry Potter Deathly Hallows olarak 2 partta çekildi. İşte ne bileyim bizim Avengers 2 partta çekileceklerdi. Sonra film olarak ayırdılar falan filan. Öyle çok örneği var ama 3 part çekilen hiçbir film yok diye biliyorum. Benim bildiğim kadarıyla olabilir de. O yüzden yayacaklar 12 ile bitecekmiş. Biz onu izledik. 2 film daha gelecek yani. Hızlı ve Öfkeli serisine. Onlar da ve artık yeni yeni kişiler dahil olabilir. Ölüp çıkanlar olabilir eski karakterlerden. Yani sonuçta John Cena'yı ben çok sevsem de Hızlı ve Öfkeli evreni için çok taze bir üyeydi. Jason Statham'ın Deckard Shaw karakteri bile 7. film dahil olmuştu işte o Abu Dhabi'de falan filan uçtukları şeyde. Paul Walker'ın vefat ettiği ve işte filmin bazı çekimlerini yüzünü işte CGI yaparak kardeşin üstüne yaptıkları gibi. Yani sonuçta Jason'ın karakteri Dwayne Johnson'ın karakteri en eski karakterlerden her ne kadar kapışsalar da Rio de Janeiro 5. filmde gözüktü. 5. filmden beri var olan bir karakter. Deckard Shaw işte 7. filmden. Ama işte dediğim gibi John Cena'yı sevsem de tarafsız olarak eleştirmem gerekirse sadece bir film önce katılmış bir karakterdi. Ölümüyle bağladılar hikayesini. Umarım yine ölmemiştir. Çünkü bunlar baktığınızda gerçekten Han öldü biliniyordu. Ölmemiş. Mantıklı bir şey buldular. Mantıksız olsa da yani yaşıyor diye. Giselle'in hiç ölmediğini gördük filmde. Onu da bir şekilde anlatırlar. Gal Gadot'un uçaktan ölmediğini artık mindere mi düştü, yeşilliğe mi düştü ya da kadın çok sağlam mıydı da o kadar yüz kilometrelerce hıza çıkmış devasa bir uçaktan. Hem mesafeden düşüyorsun hem de o kadar hızla düşüyorsun. Seni var ya hallaç pamuğu gibi atar normalde ama neyse gün de gitti daha da fazla uzatmayayım. Yarım saati geçti büyük ihtimalle.
Anlatacaklarım bu kadar. Filme gidin izleyin. Zaten manyakları çok bizim ülkede de, dünya genelinde olduğu gibi. Ama benim düşüncem 1 milyar doları çok rahat geçer. 1,5 milyar doları zorlayabilir. Şimdi devamlı gidecek veya işte spoiler sızıp sızmamalarına göre, ki kendileri bile paylaşmaya başlar bazı aksiyon sahnelerini. Şirketler öyle yapıyor. 9,3 vermişler. Benim tarafsız olarak dediğim gibi Tokyo Drift benim en büyük favorim. Çünkü bir yerden sonra o süper askerler, uçan kaçanlar falan filan absürt şeyler, ki filmde bile bazı yerde o teşkilatın bunları aramadan hemen önceki şeyinde pis işlerimizi bunları yaptırır diyor. Bildiğiniz gibi FBI, CIA tarzı şeyler, öyle bilindik şeyler. Biliniyor zaten bunlar. Özel şeyler tutuyorlar. Pis işlerimizi yaptırmak için başkalarını buluyoruz diye. O kadar yani, ne bileyim, paralı askerler, özel gruplar, militanlar falan filan, bir şeyler falan filan var. Ama Don ve ailesinin yaptırmaları, pis işleri. Sonuçta filmde yine o cümlede geçti. İşte Ames karakterini canlandıran Alan Ritson, işte Bay Kim, Bay Hiç Kimsenin, Kurt Russell'ın karakteri yerine teşkilatın başına gelmiş. Ta 2001'deki en eski filmdeki görselleri falan da gösterir. Hızlıca bir özet geçtiler bize orada. Normalde bunlar sokak yarışı yapan serseriler gibiydiler. Kanun kaçağı gibiydiler. Ondan sonra işte her filmde yaptıkları icraatları gösterirler. Ne bileyim işte dördüncü film, ki benim şimdiye kadar hiç izlemedim, Hızlı ve Öfkeli filmidir. Sadece parça parça sağda solda böyle editlerini, sahnelerini gördüm. Gerçekten hiç izlemedim. Hızlı ve Öfkeli serisinin hayranı olmasam da dördüncü film haricinde birçok filmini birden fazla izlemişliğim, karşıma çıkmışlığı olmuştur, ama dördüncü filmi zerre izlemedim şimdiye kadar. Onda da böyle yokuş aşağı bir tanker gibi bir yerde bir şey yapıyorlardı galiba. Bir tek o sahneyi hatırlıyorum. 5 işte Rio soygunu, 6 falan filan işte Shaw'un kardeşiyle uğraştıkları, 7 Jason'ın dahil olduğu Abu Dhabi mevzusu falan filan. İşte 8. 8'i de bak mesela hatırlamıyorum. Onun adı ne? Ha dur. 8'i şimdi hatırladım. Chipper'ın, Charlize Theron'un dahil olduğu filmdi. Dom'un ailesine film boyunca ihanet etti. Sonra filmin sonunda geri yine eski tarafına döndüğü filmdi. Ya 9 o hesap. Yani her filmde büyük ihtimalle ya yeniden katılan kişiler ya da işte daha eskiden daha old kişileri öldürtebilirler. Dante çünkü bayağı sağlam psikopat bir kötü. Ve hem Tanrı'nın gözü, hem teknoloji, hem milyar dolar bir servet sahibi. Eli kolu uzun her yere. Baya bir mevzu şu olacak. Show, After Credit'i de şovu diyorum, Hobbs'u da dahil ettiler. Show da zaten işin içindeydi. Yani sonuçta kendilerine çok zıt olan kötüler dışında herkesle ittifak yapabilirler. Kadro büyük ihtimalle daha da genişleyecek. Ama dediğim gibi Yakup'un ölmesi çok kötü oldu ya. Yazık oldu. Dınınının John Cena. Neyse, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar, ve kapanmadan önce sadece, artık daha da uzatmadan, tarafsız olarak oy verecek olursam, her ne kadar hayran değildim dedim ama iyi de öldür hakkını yeme hesabı. Favori numaram 7 vereyim. Onluk bir durum yok ya da birlik, öyle troller gibi bir 10 arası. 5 de çok haksızlık olur. 6 da öyle zaten ortalaması. 8 de biraz absürt kaçar. O kadar çok şey bir değildi. 7 iyidir film için. Ha tabii ben kendim diyorum, yıllarca IMDb'yi dikkate almayın. Siklemeyin, çünkü çok saldırı oluyor, düzgün şey olmuyor. Rotten Tomatoes'a bakın, ona göre filmlere, yorumlara izlemeye gidin diye. Son zamanları Rotten Tomatoes diyece bokunu çıkardı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine dediğim gibi filmin hayranı olan kişiler zaten ölseler bile giderler yani filme. Öyle. Artık geri kalan diğer Part 2 ve Part 3'te, yani Fast 11 ve 12'de artık neler olacak bakalım, bekleyip göreceğiz. Umarım düzgün bir şekilde bağlarlar. Her ne kadar filmin, serinin hayranı olmasam da her film, her uğraşılan şey, sonuçta bunlara yani zaman, vakit, para harcıyorlar. Düzgün bir finali, kapanışı hak eder. Neyse. Sonraki videolarda görüşünceye kadar kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.